Allah'ın selamı, selameti üzerinize olsun, bereketi de üzerinize olsun, rahmeti de üzerinize olsun. İnşallah. Uya tavvel uyup, medet ya Rahman Rahim'in, medet ya Ekrem'in, medet ya İlahi El-Alemin. Destur ya Adem Safiullah, destur ya Muhşikullah. Destur ya İbrahim Halilullah, destur ya Musa Kerimullah, destur ya İsa Ruhullah. Destur Muhammed Mustafa Habibullah, destur Cümle Peygamber Hamza ve Resulü Kâmeler Atı. Destur ya sahibel meydan, rıza lillahil Fatiha ma'as salavat. Elhamdülillah. Yani rızan lillahi fatiha değil, Allah rızası için hepsinin de ruhuna fatiha. Ayırt etmeden değil mi? Sakın ayırt edenlerden olmayın. Ama şeriatı yükümlü olduğu peygamberin içinde gideceksin. Getirdiği ahkam üzere yaşamaya çalışacaksın. Diğer peygamberi inkar ettiği var mı bir şey? Hayır, kabul et diyor Hazreti Allah. Kabul et. Etmezsen müminler olmasın. İman sahibi olmasın. İmanın altı şartına dahil. Rabbi şrahli sadri ve yessir emri ve ehlil ukdeten lisani yefkahu kavli. Fevül enbiyelallah, innallahu vasirel bil'ibad, sadakallahul azim. Evet. Muhterem cemaat. Allah dünyamızda mamur, ahiretinde mamur eylesin. Amin. Habibi edibi hürmetine, insü celali hürmetine, azameti kibriyatı hürmetine. Ama böyle deyince olurmuş. Sen daha bunu söylemeden Allah sana emir veriyor. İmanını koruyor. Altı şartı var, buna tabi ol diyor. Evet. Yaptın mı bunu? Oldu mu? İmansızsan ne yapsın? Bana dua etmişler de bütün dualar seni bulur, imanı korursam. İmansız gidersen o bir aleme, dua sana ne yapsın? Bütün Peygamber Efendimiz şefaat etse gücleri var mı? Hayır, yok. Allah'tan başka güç yok ki. İman, işlenmeyişi iman. İman da ihlas. Allah'ın buyurduğu gibi, sırat-ı müstakim. Münhani, münkesir değil. Sırat-ı müstakim. Fatiha şerifte. Sırat-ı müstakim, sırat-ı lezine enamt aleyhim. Gayr-ı mağdubu aleyhim ve lettar. Onlardan eyleme ya Rabbi, gayr-ı mağbul edinlerden. Ve lettarın, amin diyor. Kur'an'ın anası. Efendim ben baştan aşağı Kur'an'ı bilmiyorum. Bu altı şartı biliyor musun? İman mısın? Peygamber'i tanıyor musun? Peygamber'i tanıyorsun. Şeriat üzeresin. Allah'ın buyruğu üzere yaşıyorsun. Onun getirdiği ahkam var ya diyor musun? Allah'ın buyruğuna göre tabii. Ha. Yoksa Ebu Cehil'ler, Ebu Lahir'ler de biliyordu Peygamber Efendimiz'i. Ama bir türlü Allah'ın içi diyemediler.
amcalar da diyemedi maalesef. Evet. Allah'tan başka güç yok. Peygamber Efendimiz'e güç var mı? Hayır. Onlar da bizim gibi Beni Adem olarak yaratıldı. Ama Allah'ın elçisi bizim aramızda. Lütfen ayırt etmeyin diyor Hazreti Allah. Sen ayırt ediyorsun. Hayır. Tercih ederim sizleri. Ayırt edenleri diyorum. Ha, bozulmuşlar. Küfre gitmişler. Onlar şahsi mevzular. Allah onlardan elbet hesap soracak. O kafirler diyor onlar. Ama sen onları kabul etmekle yetineceksin. Yükümlüsün. Kitaplarını da kabul edeceksin, peygamberini de kabul edeceksin. Etmiyorsan imansızsın. Etmek demek tabi olmak, yürümek arkasında değil canım. Sen şeriatınla yürü. Hangi peygamber efendisi tabi olursan şeriatıyla gidiş. Ahir zaman Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ayırmasın içinden. Diğer peygamberlere selatü selam olsun. Hepsi Allah'ın elçisidir, vazifelerini yapmışlardır. Yahut yapmamışlardır, seni ilgilendiren bir şey değil. Evet. Çünkü zaman zaman Hazreti Allah Peygamber Efendimiz'i uyarıyor. Neredeyse abimin az da olsa onlara iltizam edecekti. O zaman sana dünyayı karardı. Allah Allah. Aman yarabbim. Oyun mu oynuyorsun efendim? Allah'tan başka ilah yok deniyor. Niye ilah çıkarıyorsun? Yok. Şerik ilahı yok. Eşi benzeri yok. E nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Peygamber Efendimiz'e merak ettiler, nasıl bir şeysin ya Rabbi, görmek istiyorum diye zatını. Musa Aleyhisselam. Zen terani buyurdu, göremezsin ya Musa Aleyhisselam. Niye? Senin yaratılışın müsait değil ki buna. Benim zatî sıfatlarım zuhur ettiği zaman sen topraksın, erirsin, erirsin. Toprağın tahammülü yok buna. Ceset itibariyle tamamsın. Evet, benim eşimsin ama yapın bu. Hala arz edince Tuğra tecelli edeceğim, merhamet ilahi. Tuğra tecelli edeceğim ya Musa. Tur dayanırsa sen de dayansın, dikkat et. Bir sıfatıyla tecelli ettin ama Tur eridi, Tur daha eridi. Tur-i Sina. Musa Aleyhisselam da düştü, bayıldı dehşetinden. Verim o olayı. Her taraftan lenterani sesleri geliyordu. Göremezsin ya Musa. O türlü göremezsin. Mucizedir peygamber. Kitap veren peygamber. Mevdun Nebevi Süleyman Çelebi Hazretleri, Allah Muhammed'in cennet etsin. Çok güzel tabi kalem almış. Bazıları anlamıyor. Aşkıyla gördü Rabbül İzzet'i, çığlıklar atıyor. Allah'ı gördü sanıyor. Zat-ı sıfatını gördü sanıyor. Hayır. Hiddet-i Müntah'dan öte değil de nereden gidersen git. Sen yaratılmadın ona göre. Mesela Allah kısmet etsin hepiniz. Manianızı göreceksiniz Allah'ın. Ama tenzih edeceksiniz Osman'da. Bakın özünü anlatıyorum, dikkat edin. Evet, Allah'ın tertibine basar olun. Allah-u Teala Hazretleri'nin bir sıfatı, rahmet sıfatı onda tecelli etti, onu gösterdi sana Rabbim. Rahmet sıfatı tecelli etti. Ahmet de Mehmet de öyle herhangi bir şeyde. Olur mu? Olur ya. Tenzih etti.
Uyandıktan sonra tercih etti. Manane görmüş. Ha, bazı subut sıfatları var ki bunların zuhuru sende zaten mevcut. Subut sıfatlarının zuhuru senin değerin bu. Allah olmadın harika. Almadın da diğer mahlukattan üstün oldun sen. Ömründe diğer mahlukat. Adama ruhuna ruh evet. Cebrail Aleyhisselam'a İsa Aleyhisselam'a üfüttürdü. İsa Aleyhisselam annesine Meryem Validemize. Validemiz peygamber var. Hepsi bizim peygamberimiz. Nasıl olur? Evet, Hazreti Resulü Efendimiz'in getirdiği şeriata tabiiz. Başka şeriata yükümlü değiliz. Başka şeriatı yaşayacağım diye de uğraşmayacaksın. Ama yerine göre onlar hanene tecavüz ediyor, toprağına tecavüz ediyor, harp edeceksin, öldüreceksin onları. İnancına küfretmeyeceksin. Bu. İbadet hanesine küfretmeyeceksin, cüz atmayacaksın. Bu. Onun inancına cüz atmayacaksın, kitabına cüz atmayacaksın. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. En tekamül şeriatı karra olan Hazreti Peygamber'in başka peygamber gelmeyecek. Tabiisin, onu yaşamaya çalışıyor. Salı gün Kurban Bayramı. Allah'ın cennetine böyle günlere kavuşmak nasip etsin. Bayram diyoruz değil mi? Niye bayram diyoruz? Allah kurban kestiği, emrettiği için o günde bayram yapıyoruz. Ramazan bayramı, Kurban bayramı. Öyle cuma var ki her gün bayram, her cuma bayram. Hatta eftal bayramı buyurdu Peygamber Efendimiz. Haftada bir geldiği için belki biraz önemsemiyoruz ama cuma, evet. Hakkında sorulan bir bayram. Cuma suresi. Kurban keseceğiz. Allah'ın emri üzere. Emrettiği için. Nasıl emretti? İnna ataynâ kel kevser. Fesallelli rabbike benher. İşte. Habibim sana kevseri verdik. Kevser. Artık bunun tarifi namzenahi anlatılır. Sana efter diyenler efter. Peygamber Efendimiz'in mübarek evlatları İbrahim. Allah şefaatinden ayrı kılsın. Vefat edince müşrikler sevindiler. Efter dediler. Yani nesli kesildi. Soyu sopu kesildi artık. Efter oldu. Senin neslin kesilmeyecek. Sana ebtel diyenler ebtel. Allah Allah. Biz sana kevser verdik. Kevser tarifi mümkün değil. Cennet-i Aleyha'da başladı. Dünyada var zaten kevser. Sana kevseri verdik. İstisnayı müstesna yarattık. Sana ruhuna ruh ne? Şehebtim ben ya Adem'e. Allah'ın subut sıfatları var ben ya Adem'de. Bilenlerde. Bilmeyende de var da miras yedi gibi nereye harcadığını bilmiyor. Ya sergede var. Filan evlenmiş de Allah filan gelmemiş. Hayır değil. Subut sıfatı. Bunları yaşamak tarikattır, tasavvuftur. Şeriattır. Anlam taşır, mana taşır. Allah'ı bilmektir. Neyi bileceksin? Subut sıfatlarını göreceksin, şahidesin. Sende var çünkü.
Ama Allah'ın ihsan ettiği gibi görebiliyorsan, yaşayabiliyorsan var. İşte verdiğim bu nimetlere karşı kurban kes. Venhar. Kurban kes. Peygamber Efendimiz'e hitap olduğu için Peygamber Efendimiz'e farz, bizlere vacip. İyi anlıyorum değil mi? Hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen buyurdu Peygamber Efendimiz bizim mescidimden uzak dursun. Neyi zahmet ediyor mescidine gelecek? Allah'ın emrine riayet etmeyen insanın mescidde ne işi var? Haşa uzaklaştırmak değil de. Ha, hali vakti yok. O müstesna serbest. Vermeyin imamı diyorsun Sultan Mahmut demiş. Olur. Ha, canı var. Kes, kalabalık ailesin. Kes yine. Çalınca çocuğun veri. Maksat o kanın akması, o kesilmesi, o hayvanın. Katlarlık, neye katlarlık ya? Ona kesilmek için dalga edilmiş zaten. Seni yesin diye dalga edilmiş. Etinden de istifade etsin, kemiğinden de istifade etsin, derisinden istifade etsin, pisliğinden istifade etsin. Değil mi? Diye yaratılmış. Senin için yaratılmış. Değerini bil, dereceni bil. Ondan sonra merhamet gösterisi yapan saf direkler. Nedir lan? Mezbaha da kesecek. Hem de kanca atacaklar bacağına langır langır. Giderken havada vuracaklar bıçağı. Tekbir getirerek ne mübarek hayvandır ki Allah kurbanlık kısmet ediyor. Kurban olmaya nasip ediyor. Efendim sadece şeriat-ı Muhammediye mi? Hayır değil, değil. Dünya kurulandan beri kurban var. Evet. İbrahim Aleyhisselam'ın kurban mevzu malum zaten. O zevk almayan yazık, rezıklar olsun. Zevk miydi? Hayır. Üzüntüyle zevk karışık ama Allah'a olan bağlılığı, evet. Aşkın ötesinde daha büyük. Ne demişti? Niye bunu lüzumu görülmüştü? Ya Rabbi bana bir evlat ver. Erkek evladı. Batıldık bunlar. Haşa. Cilve-i Rabbani diyorlar. Tasavvufta. Cilve-i Rabbani. Bana bir erkek evlat ver, sana sevdiğim şeyi kurban edeceğim. Nezir bu. Nezir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki nezir etmeyin nezir. Nezirin size faydası yoktur. Allah'a ahit yapıyorsun. Oğlum askerden gelirse kurban keseceğim diyorsun. Ana boşlandın ya. Allah için bir şey yok onda. Oğlun askerden geldi. Ne zettin? Bir kesme. Canın okullar. Dalga geçmeye gelmez sazıtıldı. İyi anlayalım. Teferruatını anlatıyorum. Nezle diyor. Nezle'nin bir faydası yok. Etmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Nezle. Niye diyorsun? Olmayacak bir olay olduracak mısın sen? Zaten gelecekti oğlum. Tertibi tanzimliği böyle. Senin kurbanına binaen mi geldi? Evet. Kurban olacak hayvanlar tespit edilmiş. Şeran. Bunlar dışarı çıkmayalım. Horundan, tavuktan, bilmem kurban olmaz. Hamsiden kurban olmaz. Gülünce olmayalım. Tespit edilmiş. Hatta sığırın 2 yaşını doldurmamış kurban olmaz. 6 yaşındaki toklu kurban olur, anasından büyük görünüyoruz olur. Küçük. Öyle değil. Ezik şey arayacak. Keşke. Fakir fukaradan bekleyenler var. Onlar bayram edecek, sen de edeceksin. Sen kestin diye bayram edeceksin, gireceksin. Allah razı olsun. Canı çıktıktan sonra hayvanın 2 rekat namaz kılacaksın. Sünnet.
Allah'ım diyeceksin. Ya Rabbi kusura bakma. Bunu. Sen kabul buyur lütfen. Unutmayalım bunu. Evet. Mesela haç faridasında ceza kurbanları vardır. Herhangi bir şey yapıldığı zaman ceza kurbanı gerekir. Onlar da Mina'da kesilir. Kesim yeri orası. Ben memleketime gider. Hayır. Orada kesilir. Cezayı orada alın. Bazı cezalar sayd eder. Onlar biriktiği zaman çoğaldığı zaman kurban mesabesi olunca kurban kesersin. Mesela bazı kurbanlar, büyükbaş hayvan kesmesi icap eden kurbanlar vardır. Hacılar hac edecek şey günü, bayram günü. Kadınlar da var tabii. Kadının birisi hayız görmüş. Aybaş. Ne yapacaklar? Hepsi o kadını bekleyecek mi? Aybaşı bitecek, temizlenecek. O da veda tavafı yapacak. Değil mi? Veda tavafı yapacak. Ondan sonra yola devam edecekler. Hacı haccı bitirdikten sonra gözü bavulunda olur. Hemen kaçacak. Memleket bundan bu simsi gibi tutmaya başlar. Ne yaparlar? Hepsi birleşerek bir büyükbaş hayvan aldılar. Sığır cinsinden. O kadının tavaf ettirirler. Kirli tavaf ettiği için büyükbaş kurban lazım gelir. Kurban keserler. Durumu müsaitse kalın kendisi alır. Değilse müşterek alırlar. Yoksa müşterek gidemezler. Rızkını yedirtir, rızkını bırakamazlar. Yani buraları tabii haç edenler iyi bilirler. Yahut bilmezler, öğrenirler. Onun için kısa haç rehberi yazdık. 5-6 sayfadan ibaret. Özetledik. Tabii müsaitse büyük kitapları okusun teferruatını anlasın. Ama özet olarak verdik ki Allah kabul etsin. Hacer Esved öpme üzerinde ihtilaflar vardır. Aşağı olmaması lazım. Çünkü gelinen istilam da caizdir. Bismillah, Allahu Ekber. Elini sürmüş gibi yapıyor. Velillah ilhamd. Ama öpüyorsan daha makbul. Niye? Dudağınla imza atıyorsun. Ahd-i misak taşı o. Ahd-i misak taşı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dedi ruhlar aleminde Hazreti Allah. Beli denildi. Beli. Beli diyen ruhlar imza attılar. Hazreti Allah bir yaprağı yazdı onu. Hacer Esmet'e yutturdu. Hacer siyah demektir. Esmet de siyah demektir. Hacer taş demektir. Siyah taşa yutturdu. Ha. Efendim. Ahd-i misak oradadır. İşte gittiğin zaman lebbeyk Allahümme lebbeyk. Emret ya Rabbi ben geldim diyor. Allahümme Rabbeyk. Lebbeyk elâ şerike leke lebbeyk. Şerikine hazır olmayan Rabbim. Ben geldim. Emret. İnnel hamde vel nimete leke vel mülk. Ya şerike lek. İnnel hamde. Hamd sana mahsustur. Mülk senindir. Senin şerikin nazirin yoktur. Lebbeyk. İman ediyor. Bismillah, Allahu Ekber. Velillah, İzhan. Öptün, ne yaptın? Ahd-i misak taşında imzanı öptün. İkinci tekrar ettin.
Esas burası. Efendi, o taşın manasını görenler, mürşidini görürler içinde. Açık söylüyor. İlla, değil tabii, samimiyle bir şey vardır ki, hepsi de. Görenleri sakın hayal gördü demeyin. Çünkü misaktır, ahd-i misak. Mürşid misaktır. Hacer Esmet misalidir. Biat, biat-ı Resulullah'tır. Hazreti Resulullah Kerem Efendimiz'e biat etmek ahd-i misaktır. Peygamber Efendimiz olmadığı zaman zulüm mü insanlara? Hayır, o şey. Hiçbir zaman boş bırakmamıştır Hazreti Allah. Evliyasız bırakmamıştır. Evliya dost benim demeyin canım. Günaha giriyorsunuz. Evliyanın karşısında dost değil ki. Dost dedin, ayet-i kerimeleri hep manasını değiştirdin. Dosta gerisi düşman mı? Bir tek onu dostu. Bırakalım ya dost kelimesini. Evliya diyor Hazreti Allah, evliya. Evliyama korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar takvaya ermiş insanlardır. Takvaya ermiş. Ben böyle tayin değilim. Diyeyim öyle. Onların izlediği zaman takva yaşayacaksın. Sakın kafirlere evliya edinmeyin. Sakın kafirlere evliya diyorlar. Evliya edinmeyin. Aleyhinize açık delil mi vermek istiyorsunuz cehenneme girmek için? Açık delil mi vermek istiyorsunuz? Öyle bir şey yaptığınız zaman hiç defterine bakmaya bile lüzum yok. İkra kitabına ne lüzum var? Kafir evliya edinmişsin. Kafir çünkü belli. Allah'ça daha iyi malum. Dikkat et. Takva ehline biat edeceksin. Yani işkembeden atmıyorum bunu. Evet. Özünü anlatıyorum. Alâ inne evliyâ Allah lâ havvun aleyhim ve lâ hem yâsanun sallallahu aleyhi. Evliyama korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. Kur'an'a dönmüş anda Maide Suresi 51'i dost dedin, niye yaptın? Manayı öyle değiştirdin ki Allah'a nasıl vereceğim bunun hesabını bilmiyorum. Alim geçen insan. Nasıl vereceksin bunun hesabını? Ne oldu? 180 derece döndürdün manayı. 180 derece. 90 değil. Siz Hristiyanları, Yahudileri dost edinmeyin dedin. Önemli de Aziz Allah. Nasıl cüret ettin buna? Zaten dost diyorsun evliyaya. Anlıyor musun günahın hatanı? Ha. Allah ilmin âli kılsın. Yazık diyorsun. Dost edinmeyi dedi, düşman edildi. İşte. Bugün oturdu azap çekenlerin hesabını vereceksin. Allah senden soracak. O bazı kendini bilmeyenler, onlar hâlâ onlar hesap veremeyecek zaten de. Senin de dahilin var bunda dost dediğin için evliyaya. Onların evliyasını evliya edinmeyin diyor Hazreti Allah, ne güzel. Siz kendi evliyanıza tabi olun. O şeriatların zamanı geçti. Geçmedi de sizin için değil. Yoksa hiçbir şeriatı iptal etmiş değil Hazreti Allah. Yaşayanlar var ki. Onun için diyoruz ki amenteye dikkat et canım. İman bu. Altı şartı var. Niye garipsiyorsun? Niye garipsiyorsun? Amente billahi.
Allah'ın malına inanacaksın. Ve melaketi, meleklerine inanacaksın. Ve kütübü, kitaplarına inanacaksın. Nadelikten gönderdiyse. Yürürten kalktı. Yok efendi yapma bunu. Kufur ediyorsun. Allah'a isyan ediyorsun. İnsanlar da düşman ediyorsun birbirine. Ve kütübü ve Resulü. Resuller de. Ya onları değil. Bizim peygamberimiz yüz göz örmedi. Şimdi peygamberini sevmeyen toplum olmaz. Allah izinden ayırmasın. Elbet seveceğiz. Nur-u Muhammed'e yükümlüyüz bizler. Allah izinden ayırmasın. Ama diğer peygamberini kabul etmiyorsan diyor Hazreti Allah. Et! Kabul et. İmansızsın diyor. Hadi buyur. Buyur abi. Tecavüz ediyor senin topraklarına. Canına kastediyor. Öldür onu. Cihad emri var. Allah. Namusuna, iffetine tecavüz ediyor. Geber onu. Açık söylüyor. Hatta Muhammed'i geçinenler de. Yapıyor böyle. Oraya geldi demeyim. Evet. Allah şerlerinden korusun. Sukuflara da inanacaksın. Kitaplara inandığın gibi. Ne kadar peygamber geldiyse hepsi haktır, gerçektir. Dilimle ikrar ettim. Kalbimle tasdik ediyorum. Tasdikim de berdevam. Elhamdülillah. Başka türlü değil ki. Kur'an başka türlü değil ki. İmanın şartı, altı şart. Tasavvufta başta gelen ikrar. Bu olmadı mı tasavvuf yok. Dervişe vazife vermezler de eskiden. Altı şarta iman etmeyen kişiyi derviş daha kabul etmezler mi diye. Dervişlik ilmel yakinle yetinmeyip aynel yakin, hakkel yakin Allah'ı idrak etmektir. Vazifesini müdrik olmaktır. Aynel yakin. İlmel yakin ilimle söylüyoruz işte. Kelam, ilmi kelam. Anlatılıyor. Yeter mi? Hayır. Onu yaşayacaksın, tatbik edeceksin. Yaşamazsan neyi göreceksin? Sıfır sıfatlarını nereye idrak edeceksin? Allah'ın sıfır sıfatlarını fena fişek olmadan, fena fi Resul nasıl olacaksın? Şeyh'te ifna olmadan, onun vekilinde ifna olmadan Hazreti Resul'ü nasıl tanıyacaksın? Fena fi şeyh, fena fi Resul, fena orada mahvolmak, kaybolmak. Fena fi Resul, fena fillah, Allah'ta ikna olacaksın. Beka billah, kurbiyet, beka Allah'ı bileceksin. Kurbiyet ki yerini bileceksin Allah'ın makamı. Allah'ın eş ortak koşmayacaksın. Sen de kendine bir lahsısı vermeyeceksin. Allah'a mahsus olan sıfatları kendine mal etmeyeceksin. Peygamber'e ne de mal etmeyeceksin. Tasavvuf. Subuş sıfatlarını idrak edeceksin, şahit olacaksın. Onun zevkini alacaksın, yaşayacaksın. Subut. Allah'a kavuşmak, zatına yok böyle bir şey efendim. Zaten sen Allah'sız değilsin ki aşağı. Allah'ın sıfatları sende mevcut. Efdali mahluk, şerefli mahluk olmanın anlamı bu. Efdali mahluk, şerefli mahluk. Mahlukatın efdalisin. Şereflisisin. Senden daha başka bu şerefe ne ayrılan bir mahluk yok Allah'ın yarattığı. Allah sende görülecek. Haşa subut sıfatları. Subut sıfatları sende görülecek. Zatı değil. Bakın karıştırıyor bazı ulema burayı. Zatına nasıl oraya yaklaşma.
Ucadır Peygamber Efendimiz daha yakışamaz, yanar. Ha şükürle gördü Rabbin İzzeti. İzzetini, ikramını gördü. Allah'ın inamını gördü. Yoksa Allah'ın zatı sıfatını aşikâre gördü. Hayır, hayır. Cennet-i Aliyar'da görecek mi? Hayır. Ama daha bariz şekilde Allah'ın ikramını görecek. İnamını, ihsanını görecek. İmanını mutmain edecek ama. Evet. Çünkü zaten tahammülümüz yok. Ne ruhen ne ceseden. Ruhen de yok. Allah'ı hiç mi görülmez mi? Dünyada da görüyorsun ayrıca da. Allah cümlemize ihsan etsin. Evet. İşte bu abdaciz Rabbuna mutmain olarak oturuyorum burada. İtminani kalple. Yoksa ne haddim ben? Ne haddim ben? Onun ne haddi, öbürünün ne haddi? Vazifem diye kıvranıyorum. 92 yaşındayım. Allah ne kadar ihsan ederse yoluna harcayacağım. Başka benim zevkim mi var? Hayır. Lütfen. Gençliğimde de bu imana sahiptim. Rabbim korusun. Rica ediyorum. Ve teselli aldım elhamdülillah. Allah şimdi de ihsan etsin. Evet. Allah'ın her türlü subut sıfatına şahit olduğum gibi kelam sıfatının çok dalilinden daha fazla şahidim. Neyse burada kurbana geçelim. Kurban nasıl geçelim? Efendim İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam kıssası alıyor. İbrahim Aleyhisselam Halil'in hitabına mazhar olan işte açıktan Halil'in hitabına mazhar olan İbrahim Halilullah. Aşk deryası. Öyle aşk ki Hazreti Allah'a sevgilim diyecek kadar aşk. Halil'im. Bunun da şahit edildi Hazreti Allah'ın abdülacizine. İstifade edilsin diye anlatıyorum. Varlık benlik ama var olan Hazreti Allah. Allah'ın acizliğinden başka bir şey değilim ki ben. İstifade edin yavrum. İstifade edilsin. Kim ne derse desin. Yolumuza bakacağız. Ya Rabbi bana bir erkek el verdi ve sana sevdiğimi kurban edeceğim. Size bir daha bahsettiğim gibi lafına dikkat edeceksin. Verdi İsmail Aleyhisselam dünyaya geldi. Hacer validemizden. Evet. Kendini tabii bile ayırınca Hazreti Allah ikaz etti. Ya İbrahim, hani kurban edeceksin sevdiğin şeyi. Sevdiği çok zengindi. Köpeklerinin boğazında altından tasmalar vardı İbrahim Aleyhisselam. Bu kadar zengin. Misafirsiz yemek yemezdi. Halil İbrahim sofrası diye şimdi sofralar buralar ya. Takdiden tabii. Nerede o sofrayı bulacağız? Ya. Efendi ekmeğe hürmeti sonsuzdu.
Deve üzerinde giderken falan bir şey yerse boğazına mendil bağlardı da böyle içine dökülmesin aşağı diye. Ya Rabbi bu kadar malı taşıyamıyorum. Al benden diye. Bir ayahtar vardır. Çünkü fazla mal da taşımak zordur, öyle kolay değil. Fakirlik de zordur. Malın fazlası da zordur. Vasat olacak. Ya İbrahim, sen nimetime bu kadar hürmet gösterirsin de ben nasıl rızkını keserim, azaltırım. Ha, hitab-ı ilahi, iyi anlayın. Ekmekleri çöpten atan, sizleri tenzih ediyorum, gafiller anlatıyor. İstanbul'a gelin de bir bakın, başka memleketler de öyledir de, ben gözlerimle gördüğüm için anlatıyorum. Küreklerini atıyorlar. Semtlerin hatırıma gelmiyor isimleri de. Laleli Camii'nin olduğu yerine. Aksaray. Ha, Aksaray. Orada bir sabah baktım böyle. Yatmadım, namazdan çıkınca camiden. Keşke bir şey yığmışlar böyle havalara. Döpe gibi. Ana, yanına vardı bir Fransızlar hep. Dokunmamış, el dokunmamış. Ertesi güne kalmış. Çöpçüler ne yapsın, kürenle atıyorlar. Kamyonun içine. Kamyonlar onunla doldurup doldurup gözü nereye gidiyorlar. Baktım şöyle. Ya, güzel şimdi tutamadım gözümü. Ağlamaya başladım. Allah Allah. Aman yarabbim. Sen iyi veriyorsun bizim rızkımızı. Hafif de sakalım var. Ameller dedi ki, ne yapalım hacı baba dediler. Gözler benim ağzımı, göz yaşlarımı. Bunu buraya atanlar çeksin günahını. Bütün lokantalar orada. Kapının yanında. Oraya yığılmışlar bütün lokantalar. Hiç unutamadığım olaylardan birisi, işte İbrahim Aleyhisselam derresi dökülmesin diye mendil bağlardı, bez bağlardı boğazına. Ya İbrahim, sen böyle yaptığın müddetçe bir serbest günü daha aç mı aldınız? Nimete hürmeti bilin diye anlatıyorum. Rızkınızın çoğalmasını istiyorsanız nimete nankörlük etmeyin. Bakın, zengin olacaksınız. Ne aklınıza ne fikrinize. Tabii Allah akılsız fikrinizi bırakmasın. Yüzlerce deve kurban etti. Manasında Hazreti Allah buyurdu ki, olmadı ya İbrahim. Sevdiğin şeyi kurban edeceğim dedin. Sevdiğin şeyi kurban edeceksin. Koyunlar, koçlar kurban etti. Olmadı ya İbrahim. Sevdiğini kurban edeceksin. Ya Rabbi, bilmiyorum sevdiğim nedir ki? Oğlum İsmail. Öyle mi? Ne yaptın? İbrahim Aleyhisselam. Allah öyle iman ihsan etsin. Nemrut mancılıkta havaya attı da biliyorsunuz ateşin içine. Ateş yaptılar kulfada. Çünkü putları da kırıyordu. İmansızlar. Bazen pazara satmaya götürürken boğazına ip takıyordu da sürüyerek götürüyordu. Babası Azer. Azeri Türklerinden. İbrahim Aleyhisselam. Evet, aslı Azeri'dir. İşte biliyorsunuz hani putları kırdı da bir kimsenin olmadı ama baltayı da büyük putun kafasına astı. Ya ben kim vurdu bunları?
işte dedi, balta elinde var. O kırar mı ya? Onun gücü var mı? E yok da ne diye tapınıyorsunuz bunlara? O kırmaz da ne diye tapınıyorsunuz? Ateş atacaklar. Ne mutlu. Ateş yakınlar. Artık hikayeler çok. Bunlara itibar etmeyin. Yok cinden kaldı birleştirdiler de. Cingan çıktı da bilmem ne yaptı. Yani ateş yakamazlarmış da o yakacakmış. Neler uydurmuşlar efendi. Anlatsam tüylerini ürperim. Ne? O zaman adamları kandıracağız da biraz daha Allah'a yaklaşıyor. Yaklaştırmaz ol etme ya. Yapma ya. Yapma ya. İnsanları ne zannediyorsun? Hayvan mı onlar? Hele bir vesile kadar inanırlar ki Allah 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 Allah. Birbirine birbirine geç yok. Anasından müsaadesi de geldi. Öyle değil de. Öyle yapıyorlar. Hazreti Resulullah evde bulamadı. Anası da başka müsaade etmediği için meşhur saadet yanında ev. Gitmedi oraya. Niye anam müsaade etmedi? Bu kadar da gülünç oluyorlar biliyor musun? Ta Yemen'den geldi yarım yokulda. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Gelmedi. Hazreti Resulullah görmeyince ay anamdan bu kadar izin aldım dedi. 32 dişinde söktü. Ne ulan ne muazzam diş ya. Ecik ufak attı diyorum, serçeler de yesin. 32 dişini soktu, oraya koydu. Hazreti Resulullah geldi, bir şey görüyorum dedim. İşte. Reis el-Karani geldi, Üveys el-Karani, Karanşehir. Üveys. Bizim tarikatımızda üveysilik de var elhamdülillah. Peygamber Efendimiz bizzat müjdeledi. Otuz iki dişinde orada görünce, bir dişinde kendi çekti, 33 yaptı, tesbih yaptı. Elinde çektiğin tesbihi ne zannediyorsun sen? Hoca okumadın mı bunu? Otuz üç yaptı da onu tesbih etti. 33 tesbih oradan. Onun için bazıları şöyle tutar. Üfürür. Niye üfürüyorsun dayı? Üzerine şeytan konmasın diye. Lan şeytanın ne işi var tesbihmişler kızım. Şeytanın ne işi var caminin içinde. Cizliyse camiye Müslüman oldu demektir. Dokunma bırak. Bize üfürür böyle. Ayet-i Kürsi yok. Bir üfürür. Niye? Kaybolsun şeytan. Ondan sonra şöyle başlar çekmeye. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Nereye gidiyorum? Sırata gidiyorum. Yok hiç var, hiç çıkıyorum. Ondan sonra dize gel, elhamdülillah. İniş aşağı iner, sıratı bitirdi. Allah'a ekber, Allah'a ekber. Efendim bırakın böyle Allah aşkına. Hocam böyle anlatıyorsan etme, olmaz olsun senin ilmin. Yapma. Hele bu zamanda o kadar gülünç oluyorsun ki. Örnek ol, örnek insanlar. Gıpt etsin senin yoluna. Gıpt edilecek yolun var. Evet. Kaçırma insanları. Ya kaçırmayayım diye mi ya? Hayır, hayır. Allah'ın emri böyle. Niye kabul etmiyorsun o bir kitaplara el kitabı? Hazreti Allah kabul ediyor sana. Edersen ben kaçarlarım oraya. Ha, demek ki noksanlığın var senin. Bıktırdığı insanları başka arıyorlar. Biz de bırakıp birine geçiyoruz. Başka çare yok. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam değil mi? Ben artık yaşlandıkça biraz isimler unutuluyorum. Takviye edin.
anlattı mevzuyu. Rabbinin böyle işlediğini. Baba o zaman niye duruyorsun? Rabbime asi olma. Evet. Efendim de oyuncak değil, Allah'ı bilen insanlar. Nereden olur? O mesele. Biraz elin cebine girmiyorsa sen evladın kurban etmeyi bilmiyorsun. Hiçbir kurbanı yapmayı bilmiyorsun. وَالَّذ۪ينَ يُعْنَ بِالْغَيْفِ وَيُعْنَ السَّلَاةَ وَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ Onlar gayba iman ettikleri gibi, gayba amancı iman ettikleri gibi. Namaz kılarlar, namazlarını kılarlar. Nasıl? Beş vakit. Emrettiğim bir şey, altı vakit. Gece namazı. Derviş, altı vakit kılar. Ne olur bunları yapmasa viş olur. Derisi gider de deri vişi kalır. Hani bir şeye üzüldüğümü vış derler ya bizim memlekette. Şşş, vış. Vışı kalır, vış. Sonunda bir vış çıkar ağzından. Vış. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'la gidiyorlar. Bir rivayet şeytan karşı çıktı, vesvese verdi. Bu karşı çıkması değil de iç alemde de insanın mevcut bu vesveseler. Baban seni kurban edecek, kesecek, kesmeye götürüyor dedi. Yerden bir taş aldı, attı. Kor şeytan, gözünü kör etti. Gözüne gidiyor hadi. Tek gözünü kör etti. İkisini de etseydi biraz yakışıklı olurdu. Neyse, Allah'ın emri öyle değil. Yine şey etti, ikinci taş attı, üçüncü taş attı. Kör etti gözünü. Şeytanın. Asim vereceksin beni, melun diye. İşte Hacı Hüccaç üç taş atarlar, üç gün. Büyük cemre, orta cemre, küçük cemre. Üç taş atmak, evet vaciptir. Taş atmayanların haccı tehlikededir.